Tamam. Şeyi başlattım hocam, rekordu. Ha, benim başlatmama gerek yok. Sende de bu fonksiyon çalışıyor. Tamam. Evet, o zaman müsaadenizle ben başlıyorum şeye. Buyurun Derse hocam. başlayalım. Beş geçiyor. Başlıyor muyuz Fatma Hocam? Başlayalım. Bu hafta din, kültür, ahlak bilgisi derslerini işleyeceğiz. Evet. Buyurun hocam. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ada Din Eğitimi Atölyesi'nin dördüncü haftasında sizlerle birlikteyiz bugün. 19 Nisan'ı gösteriyor. 19 Nisan 2021. Bu akşam bir konuğumuz yok. Bu akşam sizlerle ben birlikte olacağım. Genel eğitim içerisinde din derslerinin yerini ve rolünü bu akşam sizlerle birlikte irdelemeye çalışacağız. Daha önceki akşamlarda olduğu gibi metodumuz aynı. Ben konuşma yaparken sizler chat üzerinden soru sorabilirsiniz. Ben uygun zamanda kendim o sorulara cevap vermeye çalışırım. Ders bittikten sonra ise sizler tabii ki sesli olarak da sorularınızı sorabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışırız. Bu hafta içerisinde sizlere bu haftaki konularla ilgili benim yazmış olduğum birkaç makale veyahut da raporu sizlerle paylaştım. Umarım en azından bir bölümünüz bunları en azından okuma fırsatı bulmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ödev konularıyla ilgili bir grupta paylaşımda da bulundum sizlere. Ödev konusuyla ilgili sorularınızı da ders bittikten sonra sorabilirsiniz. Şimdi gelelim bu haftaki konumuz olan genel eğitim içerisindeki din dersleri konusuna gelelim. Şimdi değerli arkadaşlar, bu din eğitimi alanları içerisinde herhalde en çok tartışma yapılan konu okullardaki din dersleri. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir konu değil. Dünyada da modern okul içerisinde din derslerine yer verilmeli mi, verilmemeli meselesi yoğun bir şekilde tartışılıyor. Tabii ki okullardaki din eğitim ve öğretimi genel anlamdaki, İmam Hatip gibi mesleki anlamda değil de konusu çok, yani en fazla gençlere, öğrencilere ulaşılan kanal da din dersleri. Diyanetin belli bir alanda camiye gittiği takdirde, işte hutbe dinlediği takdirde, Kur'an kursuna gittiği takdirde din eğitimine erişebiliyor. İmam Hatiplerin toplam eğitimdeki yeri en yükselmiş haliyle bile %15'leri buluyor ancak. Ancak herkes ilk ve orta öğretime zorunlu olarak gidiyor. Herkes bir şekilde din dersleriyle, Türkiye'deki şu anki adıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle muhatap oluyor. O nedenle ilk olarak biz modern okul kavramı içerisinde din dersine, dine yer vermek ne demektir? Modern eğitim kavramı aydınlanma sonrası sanayileşmeyle birlikte oluşan bir kavramdır. Yani zorunlu eğitim kavramı da çok, biz hep zannediyoruz ki ilkokul, işte yani 300 yıl önce de herkes ilkokula gidiyordu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bir defasında herkesin en azından minimum düzeyde bir okula gitmesi kavramı da modern bir kavram. Sanayileşmeyle birlikte hem imkan var hem modern okulun bir amacı var. Mesela İngiltere'de ilkokulun zorunlu olması 1870'tir. Osmanlı'da bu konuda kanunun çıkması 1869 Marifi Umumiye Nizamnamesidir. Fransa'da 1865'tir. Yani dolayısıyla geniş kitlelere göre eğitim verme kavramı çok yeni.
Pekala, modern okul neden doğdu? Modern okul her şeyden önce bir vatandaşlık kavramı söz konusu. Modern ulus devlet şeklinde bir örgütlenme. Daha önceki örgütlenme biçimi neydi? İmparatorluklar büyük oranda dine dayalı ideolojisini, referansını din ve din adına fatura edilen düşüncelere dayalı bir yapıydı. Özellikle Avrupa'da sanayileşmenin çıktığı yerde. Bir defasında birinci amacı herkesin bir takım yazma, okuma, matematik gibi becerileri kazanmasını sağlama. İkincisi ise ulus devlete sadık, onun ilkelerine bağlı olarak vatandaş yetiştirmektir diye söyleyebiliriz modern eğitimin amacı. Pekala, modern eğitimin daha önceki eğitimden farkı ne? Genel farkı şu arkadaşlar. Avrupa merkezli kilise eğitim sistemi içerisinde etkinliği çok fazlaydı. Yani bir anlamda modern okul kiliseye karşı mücadele vererek zihniyet açısından, eğitime bakış açısından, bilgiye bakış açısından onlarla savaşarak modern okul ortaya çıktı. Bunu birazcık daha iyi anlayabilmek için bizde ise Osmanlı dönemindeki mektepli medreseli mücadelesini buna bizim anlamamız açısından örnek verebiliriz. Şimdi bu çerçevede özellikle 20. yüzyılın başında bu modern okul rasyonaliteye dayanan dinin etkisinden arındırılmış ulus devlete göre makbul vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bir takım becerileri hedefleyen modern eğitim sistemi içerisinde bizler dine yer verelim mi, vermeyelim mi? Bu çok kadim bir tartışmadır. Bu Türkiye'de de bir tartışmadır ama Türkiye ile sınırlı değildir. Sanayileşmenin çıktığı Avrupa'da da bunu biz çok rahatlıkla görebiliyoruz. Zaten modern okul öncesi kilise eğitimde etkinken eğitimin felsefesine din etkindi. İşte Hristiyanlığın bir mezhebi, o mezhebin bir yorumu etkindi. Nasıl bizdeki medrese varsa onlarda da benzer bir yapı var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi modern okul niçin din konusunun bir başlık olarak, bir ders olarak okul programının içerisine girmesine karşı bir tutum izlemiştir? Bununla ilgili yazılıp çizilenlere baktığımız zaman, ilgili literatüre baktığımız zaman şu gözüküyor. Ya biz Avrupa deneyiminde zaten bu dini düşüncenin, kilisenin ürettiği, özellikle de Katolik Kilisesi'nin ürettiği dini düşüncenin boyunduruğundan kurtularak akla, bilime, beş duyuyla elde ettiğimiz bilgilere önem vererek biz bu medeniyeti ve sanayileşmeyi oluşturduk. Şimdi okulun içerisine biz bu din dersini koyarsak bizim vermek istediğimiz düşünce rasyoneliteye dayanan, verilere dayanan düşüncedir. Şimdi tabii mezheplerde üretilen düşünce veya Hristiyanlığın geneliyle ilgili de söyleyebiliriz. Şimdi buradan elde edilen bilgiyle bizim aklımızla ve empirik çalışmalarla bulduğumuz bulgular çakıştığı zaman ne olacak? Daha yeni kilisenin etkisinden kurtulduğu için tekrar bu rasyonel düşünce, aydınlanmış düşünceden bir geriye dönüş olur mu olmaz mı? Esas nirengi noktası burasıdır arkadaşlar. Bunun dışındaki diğer bütün tartışmaların tali bir tartışma olduğunu ben düşünüyorum. Ancak Türkiye'de bunu bu şekilde biz düşünmüyoruz. Ama bu konunun derinine, felsefesine gittiğimiz zaman yani bu modern okul kavramı içerisindeki düşünme biçimiyle dini düşünme biçimi arasındaki fark oluşturmaktadır. Dini düşünme biçiminde bir bilgi türü olarak vahyi alıyorsun. Ondan sonra bir sınıf, ulema sınıfı diyelim,
kilise diyelim, ne dersek diyelim, dini bir yorumluyor. Bunların yorumlama biçimi veya bilgi kaynakları modern okulun rasyonalite ve beş duyuyla elde edilen empirik bilgisiyle bilgisine üstün mü gelir? Bunu tekrar kapatır mı? Bizim yıllarca uğraştığımız bu düşünce yapısına zarar mı verir? Endişesinden dolayı genellikle devlet okullarında, kamu okullarında din dersine yer verip verilmemesi meselesi tartışma konusu olmuştur. Bunun felsefi arka planı budur. Yoksa okulda 15 tane ders var, bir tanesinde din dersine yer vermek haftada 2 saat çok ciddi bir sorun olmasa gerektir. Yani böyle kendi açısından bir endişeleri var yani Batı'nın. Ancak bu işi nasıl halletmişler? Daha ilginç tarafı şu, bu modern okulun çıktığı ve din dersine okul, devlet okullarında yer verelim mi, vermeyelim mi tartışmalarının yoğun yaşandığı Avrupa'da bir şekilde okullarda din dersi kendisine yer bulmuştur. Şimdi ilginç tarafı da budur. Çünkü bu süreçte yani seküler kesimle bir de karşısında kurumsal olan bir kilise yapısı var. Bunlar kendi aralarında en nihayetinde rekabetle yapsalar sonunda bir şekilde uzlaşmayı bilmişlerdir. Tabii uzlaşmayı bilmeyen Fransa gibi ekstrem örnekler vardır. Fransa'da halen okullarda din dersi yoktur. Ve din-devlet ilişkileri ve laiklik anlayışları çok keskin bir şekilde ayrışma içerisindedir. Ama büyük çoğunluğunda Avrupa ülkelerinde böyle değildir. Neticede bir uzlaşı yolu bulmuştur. Sonuç itibariyle Avrupa ülkelerinde, Avrupa Konseyi'ne bağlı 47 ülkenin sadece 3'ünde din dersi yok devlet okullarında. Arnavutluk, Makedonya ve Fransa. Onun dışındaki ülkelerde bir şekilde seçmeli, zorunlu, isteğe bağlı bir din dersinin programın içerisinde olduğunu bizler görmekteyiz arkadaşlar. Daha da ilginç bir durum. Mesela baktığımız zaman şu anda dünyaya hangi dine mensup, hangi din mensuplarının çoğunlukta olduğu ülkelerde din dersine devlet okullarında yer veriliyor. Şöyle bir tablo bizim karşımıza çıkıyor. Hristiyanların çoğunlukta olduğu yerlerde, ülkelerde ve Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde din derslerine yer veriliyor. Yani bir de zaten İsrail, bir tane Yahudilerin çoğunlukta olduğu devlet olarak İsrail var, orada yer veriliyor. Yani bizim bildiğimiz işte bu 3 tane işte semavi din diye de adlandırabileceğimiz bu dinlerin çoğunlukta olduğu yerde din dersi var. Onun dışındaki geniş bir coğrafyayı kapsayan, mesela Budistlerin etkin olduğu bir yerde, Şintoizmin etkin olduğu yerlerde, Hinduların etkin olduğu, çoğunlukta olduğu yerlerde, okullarda din dersinin çok az ülkede olduğunu da görmekteyiz. Yani bu panoramayı da sizlerle paylaşayım. Aynı zamanda şöyle bir anekdot vardır. Mesela sekülerleşme, dünyevileşme tezlerinin en yoğun olarak dillendirildiği yer Avrupa'dır. Özellikle Batı Avrupa'dır. Sekülerleşme tezlerinin en çok çalıştığı yer. Gene Batı Avrupa'da neredeyse her ülkede okullarda din dersi vardır. Yani bu da kendi içinde ayrı bir boyutu oluşturmaktadır. Pekala, modern okul içerisinde din dersi kendisine, kısaltma adına din dersi diyorum ben kabaca, nasıl bir yer bulmuş, kendisine nasıl bir meşruiyet anlayışı içerisinde bunu gerçekleştirmiş. Bununla ilgili işte birkaç ülkeyi en azından incelediğimiz zaman Türkiye dahil şu sonuca çıkıyor. Yani İslam dini çok güzel bir dindir. İnsana dünya ve ahiret mutluluğunu eriştirir. Bu gerekçeyle modern bir devlet okullarda din dersine yer vermiyor. Halk bunu istediği için diyor. Sosyolojik, siyasi gerekçe.
sosyolojik gerekçe olarak mesela Türk toplumu nedir diyor. Çok büyük çoğunluğu Müslümandır diyor. İngiltere veya Almanya Hristiyandır diyor. Değişik dönemlerde bu konuyla ilgili hukuki düzenlemeler yapılırken şunlar söyleniyor. Yani çocukların ahlakı bozuldu diyor. Din bunların ahlakını düzeltir diyor. Mesela 1944 İngiltere'de işte bu tartışmalar yapılırken gençlerin ahlakı bozuldu deniyor. 1948'de Türkiye'de de mecliste yeniden ilkokul düzeyinde din dersiyle ilgili hukuki düzenleme yapılırken de gençlerin ahlakı bozuldu deniyor. O nedenle düzeltmek için din dersi oluyor işte. Yani bu çocuklar ve gençler yok mu arkadaşlar? Hep ahlakları bozuluyor biliyor musunuz? Tarihin hangi dönemine gitsek yetişkinler gençlerin ahlakının bozulduğunu iddia ediyorlar. Bu Aristo'nun döneminde bile var bize gelen rivayetlere göre. Yani gençlerin ahlakı bozuluyor. Yani biz gençken de bizimki de bozulmuş. Biz şimdi gençlere ahlakı bozuk falan diyoruz kendimizce. Yani bu acaba bir yanılsama mı? Bu da ayrı bir konu. Şu anki konumuzdan daha bağımsız bir konu ama bence valla çok fazla ahlakının bozulduğu falan bence yok. Şimdi daha çok bozuldu diyebiliriz. Çünkü değişimin ivmesi çok hızlandı. Çok hızlandı. Buna bazı araştırmacılar şunu söylüyorlar. Aslında kuşak çatışması diyorlar bunlara. Ben şimdi 50 yaşın üzerinde birisiyim. 20 yaşından 15 yaşında birisiyle geldiğim zaman herhalde 1-2 kuşak altta oluyor onlarla. Yani yaş farkım var. Olaylara bakışı yaş farkı etkiler. Dindarlık düzeyini bile etkiler mesela. Yani bunların parantez açarak girmiş oluyorum da nasıl etkiliyor? Mesela yapılan yaşla dindarlık arasında bile bir evet yani değişimi bazen bozulma diye algılıyoruz. Bir de bozulma da kriterimiz nedir? Yani mesela bizim yetişkinler olarak bizim savunduğumuz ilkelerin hepsinin iyi olduğunu nereden biliyoruz? Üstelik İslam dini biliyorsunuz ataların yolundan gitme diyor. Ataların ya yanlış yoldaysa diyor. Yani atalarından gelen şeyi üstelik sorgulamayı bize emreden bir dinin mensuplarıyız. Yani bizim ilkelerimiz yanlışsa belki gençler daha doğrusunu bulacak. Yani bu tabii burada sadece yetişkinlerde sorun yok. Gençlerin de biraz ya bunlar yetişkindir, onların yetiştiği dönem farkıdır diye gençlerin de yetişkinleri anlamaya çalışması lazım. Yetişkinlerin de gençleri anlamaya çalışması lazım. Karşılıklı bir etkileşimin burada daha isabetli olduğunu görüyoruz. Mesela aklıma gelen bir bilimsel veri sonucunu açıklayayım. Türkiye'de değil, dünyada yapılan araştırmalarda. Türkiye'de böyle kapsamlı araştırma en azından ben denk gelmedim. Mesela arkadaş ben 18 yaşındayken kıldığım namazlardan bir Allah inancım vardı, bir peygamber sevgisi vardı. Huşu içinden kılıyordum falan namazımı, onu hissediyordum. Ama arkadaş 30 yaşına geldim, o lezzeti alamıyorum. Dindarlığın düştü mü, benden bir şey var. Şeyleri dile getiriliyor, şikayetleri bazen. Bununla ilgili araştırmışlar. Yaşlara göre dindarlıkla ilgili araştırmada şu sonuç çıkmış. Meta analiz, bu konuda yapılan çalışmaların analiz sonucunda şu sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz gençlik dönemi dindarlığın en yüksek olduğu dönem. Erken gençlik, belki üniversitenin belli yılları da bunu kapsıyor. 30'lu yaşlar en dünyevi olan yaşlar. İş, güç, kariyer, evlenme, ev sahibi olma gibi dünyevi meşgalelerin en yüksek olduğu dönemler. 40'lardan sonra tekrar yavaş yavaş dindarlığa doğru bir geçiş oluyor. Fakat araştırmalar şunu gösteriyor. Gençlik döneminde dindarlık seviyesi 100 üzerinden bir adamın 70 ise tekrar dindarlık çizgisine girdiği zaman da 70 oluyor. Yani bazen gençlik dönemi yaşlılık dönemindeki dindarlık üzerinde bile çok kayda değer etki yapabiliyor. Onun için biz diyoruz ki 30 yaşında ben yaptığım ibadetten çok zevk alamıyorum eskisi gibi diyenlere bunun bir boyutu itibariyle en azından yaşla da ilgisi olabilir diyoruz. Yani bunu da parantez içerisinde belirtelim. Şimdi tekrar din
dersi meselesine dönmeye çalışalım. Ne dedik? Gençlerin ahlakı bozuluyor, din dersi olsun, bunlar dini öğrensin, yani uslu uslu çocuk yapsın falan. İşte o nedenle okullarda var. Bir diğer neden halk istiyor ve bir de komünizm meselesi. Mesela İngiltere'de 44'teki tartışmalarda, Türkiye'deki mecliste yapılan tartışmalarda komünizm tehlikesine karşı dinin gücünden istifade etmek de vardır. Şu anda komünizmle mücadele diye bir kavramımız yok. Yani en azından 20-30 yıldır böyle bir gündem yok ama daha önceden birinci gündem maddemiz bu. Dolayısıyla okullarda din dersinin varlık nedenleri arasında da bunun zikredildiğini görüyoruz. Bu aynı zamanda dediğim gibi yani yasama meclisindeki konuşmalarda Türkiye'de ve dünyada, Batı dünyasında biz bunlara rastlayabiliyoruz. Özetle yani din dersleri okullarda dini bir amaçla yer bulmuyorlar. Sosyolojik, siyasi, ideolojik ve buna benzeri amaçla yer buluyorlar. Tabii bu da şunu getiriyor. Geçen hafta Ahmet Onay Hoca da söyledi. Diyanet de onun için yer almıyor. Çünkü siz yani normal bir devlet yapısı, modern devlet yapısı içerisinde doğrudan dini bir gerekçeyi kullanmanız zor. İzahı zor. Daha rasyonel, daha demokratik bir gerekçeyle bunu çok hoşumuza gitmeyebilir ama bunu sorgulayabiliriz de. Bunun üzerine makaleler de yazabiliriz ama realitede böyle olduğunu görüyoruz. Mesela bu önermemi desteklemek için bir diğer örnek vereyim. 11 Eylül 2001 öncesi uluslararası kuruluşların hiçbirisi bir devlette din dersi nasıl olsun, nasıl verilsin, standartları neler olsun konusuyla hiç ilgilenmiyor arkadaşlar. Yani bunların içerisinde ben epeyce bulundum, toplantılarına da katıldım. Bu konuyla ilgili yazılanları da okudum. Boşver diyor, üye ülkelerin hepsi, mesela Avrupa Konseyi, bu işi kendileri yapsın diyor. Biz bu işe şey yapmayalım, yani bu işin içerisine girmeyelim, topun içerisine girmeyelim şeklinde bir düşünceleri var. Ancak 11 Eylül'le birlikte arkadaşlar durum tamamen değişiyor. 11 Eylül'le birlikte ya biz ne yaptık? Bu okullarda din dersleri konusuyla ilgilenelim deniliyor. Bu amaçla en azından yani fundamentalizmi, köktenciliği önlemek için ilgilenelim. Biz standartlar koymaya çalışalım. Koymuş olduğumuz bu standartlar demokratik vatandaşlıkla, demokrasi değerleriyle uyumlu olsun. Demokratik değerlerle uyumlu olması koşuluyla okullarda din dersinin veya din öğretmenin bir ders olarak veya başka derslerin içerisinde olumlu bakmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ben bu sürecin içerisinde sadece kitabi olarak bulunmadım. Aşağı yukarı bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi'dir, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'dır, AİHM kararlarıdır, Medeniyetler İttifakı'dır. Bunların neredeyse tamamına yakınına Türkiye adına toplantılara da katılmış bir hocayım. Yani bunları bizzat da yaşamış birisiyim. Yaklaşık 2001'den itibaren bir 10 yıl boyunca okullarda din dersinin uluslararası kuruluşlar tarafından, uluslararası arenada yoğun bir şekilde tartışıldığını, bu konuyla ilgili standartların oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu oluşturulan standartların etkilerinin de günümüzde devam ettiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Kısaca bu gayretler şunu söylüyor. Evet, okullarda din olsun. Biz eskisi gibi katı laiklik döneminde olduğu gibi bunların varlığına karşı çıkmayalım. Ama okullardaki din dersi de şey yapsın, yani demokratik değerleriyle, ilkeleriyle uygun yapılsın. Buna uygun içerikler belirlensin. Buna uygun bir metodoloji ortaya konulsun şeklinde bir anlayışın olduğunu görebiliyoruz. Bunun en somut örneğini de
şu şekilde verebilirim. 2007 yılında Avrupa Konseyi'nin bir raporu var. Kültürler arası eğitim bağlamında okullarda din diye. Diğeri ise gene 2007 yılında bir rapor. Toledo okullarda din hakkında öğrenme raporu var. Toledo Guiding Principle diye. O Toledo raporunun hazırlayıcıları arasında ben de vardım kişisel olarak. Türkiye adına eğitimci olarak ülkelerden görüşler alındı. Onun dışında gene aynı 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk defa okullarda din dersleri konusunda Haziran ayında Norveç hakkında bir karar verdi. Ekim ayında da Türkiye hakkında bir karar verdi. Oysa ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konu gittiğinde 86'da İsveç kararı, biz bununla ilgilenemiyoruz dedi, geri reddetmişti. Yani uluslararası iklimin mahkeme kararları üzerinde de ne kadar etkin olduğunu böylelikle bizler somut olarak görmüş oluyoruz. Buna biraz sonra üzerinde duracağız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neticede bu mahkeme kararı, yani şey gibi değil, yani bir genel taslak, metin gibi ilkeleri içeren, pedagojik ilkeleri içeren bir metin gibi değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi okullarda nasıl bir din dersinin verilmesini öngörüyor. Bunun üzerinde de biraz sonra duracağız. Özellikle söylemek istediğim durum şu: 11 Eylül sonrası bu konuyla ilgili uluslararası ilgi arttı. Bu konuyla ilgili standartlar oluşturulmaya çalışıldı. Bir 10 yıl bunun yoğun bir şekilde tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Günümüzdeki okullarda din dersi tartışmalarında da bunun etkisini hissedebiliyoruz. Şimdi gelelim dünyadaki okulda, modern okulda dine nasıl yer verelim tartışmalarından sonra Türkiye'ye gelelim. Türkiye'deki biraz sorunuza ben geleceğim. Çoğulcu mu yapılmak zorunda okullardaki nesnen diyor. Evet, ahim kararına göre öyle yapılmak zorunda. Şimdi kadim tartışma konulardan bir tanesi. Laiklik tartışıldığı zaman, Türkiye'de dindarlık tartışıldığı zaman okullarda din dersine yer verelim mi vermeyelim mi? Bu laikliğe aykırı mıdır değil midir? Bu muazzam derecede şey yapılıyor, tartışılıyor Türkiye'de. Yani günümüzde de tartışılıyor. Bu defa da din kültürünün varlığı değil de bunun statüsünün zorunlu olması itibariyle tartışma konusu. Kısaca yani Osmanlı son döneminde medrese vardı. Onun yanında medrese yetersiz kaldı. Modern bürokrasiye eleman yetiştiremedi. Bilim insanı yetiştiremedi. Onun yerine medrese bir tarafta, mektep açıldı. Yani modern okul açıldı. Modern okul açılınca işte batıda ne varsa, matematiktir, fendir, coğrafyadır, burada da var. Orada da tartışmaları sonucunda bir ders konuldu. Dersin adı İlmihal. İlmihal adı. Yani 1870-80'lerde öyle hatırlıyorum. İlmihal dersi konuldu. Bir de Kur'an-ı Kerim veya Tecvid diye belli dönemlerde, belli seviyelerde derslerin konulduğunu görüyoruz. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise ilkokul düzeyinde okullarda din derslerinin olduğunu biz görüyoruz. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra ikinci sınıfa alınıyor. İkinci sınıftan kaldırılıyor, 3'e geliyor. Daha sonra 4. sınıfta alınıyor. İlk 3 yılda din dersi okullarda, ilkokulda yok. O zamanki adı da bunun, Osmanlı'dan kalan mirasla Kur'an ve Tecvid derslerinin adı da bu. 1930'ları biz ortalama esas alalım, köy ilkokulları hariç tutarsak, 30'da aşağı yukarı bu dersler müfredattan kaldırılıyor. Ders çizelgelerinden kaldırılıyor. Ders çizelgelerinden kaldırılınca, yani şöyle böyle yaklaşık bir 20 yıl örgün eğitim içerisinde din dersi hiç yok.
İşte 1946'da çok partili rejime geçiş, demokratik blokun içerisine girme, halkın talepleri, laiklik anlayışındaki yumuşama, komünizm tehlikesine karşı mücadele, gençlerin ahlakını düzeltmek ve buna benzeri gerekçelerle CHP 1948 yılında ilkokul 4 ve 5'te isteğe bağlı olarak din dersine yer veriyor tekrar yeniden. Burada dikkatinizi çekerim. En son kaldırıldığı zaman ilkokul 4'teydi. Tekrar 4'te yer veriliyor. Ve bu günümüze kadar geliyor. Bunun başka türlü öyle rasyonel bir izahı falan yok. Bilimsel izahı da yok. En son bırakıldığı 4'tü. 48'de konuldu. 49'da uygulanmaya başladı. 4. sınıf. Oysaki anayasanın 24. maddesine göre din, kültürü, ahlak bilgisi ilk ve orta öğretimde zorunludur diyor. Yani bu ilkokul 4'ten itibaren zorunlu falan demiyor. Bunun hukuki dayanağı sadece Talim Terbiye Kurulu'nun ders çizelgeleridir. Ama bu çizelge o kadar güçlü ki anayasa maddesinden daha güçlü gözüküyor. 4. sınıftan itibaren din kültürü başlanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'ne bağlı ülkelerin çok neredeyse %90'ına yakınında ilkokul 1'den itibaren din dersleri başlar, yoksa bile lisede yoktur. İlkokulda vardır. Yani bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Şimdi evet. Şimdi sorular bayağı yoğun var. Bu akışı da etkileyecek düzeyde tam onlara girsem bunu bitirememe durumu var. Onlara ben tekrar hepinizin sorularına konu anlatımı bittikten sonra gireceğim. Öyle arada girebilecek bir durumda değil gibi gözüküyor. Tabii ki daha sonra 1956'da ortaokullara din dersi, işte 67'de liselerde din dersi, ama bunlar şeydi, zorunlu değil. İsteyen muaf oluyor veyahut da isteyen alıyor. Bu değişik uygulamaları var. 1961 Anayasası'nda bu konuyla ilgili bir madde var. 1974 yılında ise MSP-CHP koalisyonu döneminde bir de zorunlu ahlak dersi konuluyor ortaokul ve liseye. O konuya da dikkatinizi çekerim. Bunun ayrı ayrı uygulandığı yerler var. Şimdi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise yeni bir anayasa hazırlanıyor biliyorsunuz. 1982 anayasası. Şu anda da zaten birçok revize olmuştur ama bu anayasanın bazı birçok hükümleri halen geçerlidir. 24. maddesine göre din kültürü ve ahlak bilgisi, burada dikkatini çekerim, din dersi değil, din kültürü ve ahlak bilgisi, zorunlu ahlak dersi ve seçmeli din dersi birleştiriliyor. Bunlar ilk ve orta öğretimde zorunlu olan dersler arasında yer alıyor. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi kişilerin kendi isteğine bağlıdır. Çocukların da velilerin isteğine bağlıdır deniyor. Bu anayasa maddesi anayasamızın 24. maddesidir. Bu şekilde geçiyor. Böylelikle herkes, toplumun farklı kesimleri, dindar olsun, dindar olmasın, herkesin ortak olarak dinle buluşacağı, en azından dini bilginin, dini kültürün verilebileceği ortam, din kültürü ve ahlak bilgisi ortamı oluyor. Şimdi gelelim, yani günümüzden bu tarafa da, yani 82'den bu tarafa da ilkokul 4'ten itibaren 2 saat olmak üzere lise sona kadar din kültürü ahlak bilgisi dersi var. 3-4 yıl önce zannediyorum liselerde 1 saatti. O da 2 saate çıkarıldı. Yani İmam Hatip'e gitmeyen, yazın Diyanet'in Kur'an kurslarına gitmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 9 çarpı 2 saat, yani 18 kredilik bir dersi ömrü hayatı boyunca alıyor. Bence bir kişi bu dersi ciddi olarak ele alsa bile temel dini kültürü alabilir aslında. Ancak bunu pek
gerçekleştiremediğini bizler görüyoruz. Aynı şekilde şu anda ilkokul 2'den itibaren İngilizceyi de alıyor. Ders sayısı din dersinden daha fazla olmasına rağmen ilkokul 2'den itibaren yabancı dil, tabii Türkiye için İngilizce oluyor %99, alınmasına rağmen İngilizceyi de öğrenemiyoruz biz. Dini de öğrenemiyoruz. Yani bu ayrı bir konu, tartışma konusu. Yani bu eğitim sistemimizin, matematiği de hiç sevmiyoruz zaten. Onu öğrenmek zahmetinde o zaten çok öcü gibi. Böyle korkuyoruz. Matematik fobisi var yani Türk öğrencilerinde. Yani onu da yapamıyoruz. Dolayısıyla din dersinin verimliliği de daha ziyade Türk eğitim sisteminin genel kalitesinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söyleyerek topu taşa atmak istemiyorum yani. Onu da farkındayım. Bazen böyle laflar ederek topu taşa atılıyor. Sorumlulukta tabii ki biz kendi alanımızla ilgili bu konuyla ilgili araştırma yapmamız lazım. Bu konuda bizlerin kafa yorması da elbette ki gerekiyor. Yani bir defasında biz de spesifik olarak hangi ders olursa olsun ya ben bunu en azından minimum düzeyde bu Türk milletinin, Türk öğrencilerinin yetenekleri çok kötü olmadığına göre, en azından dünya ortalaması ve üzeri olduğuna göre, ben öyle düşünüyorum. Ya burada eksikliğimiz bizim nedir diye böyle sloganları aşan pratik uygulamalar üzerinden analizler bizde yok arkadaşlar. Maalesef. Yani bu konuda iyileştirme yapamamanın en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Din dersi için de abi bu kadar oluyor da biz niye bir, yani şüphesiz ki faydalı tarafları var yani. Sadece bilgi açısından ben söylemiyorum bu konuyu yani. Olaya bakmıyorum. Ama bir ortak bir dini kültür geliştirmemize de katkı sağladığını da söyleyebiliriz yani. Ama verim niye bu kadar düşük kalıyor? O konuda şey yapabiliriz yani. Ciddi uygulamalardan yola çıkarak araziyle irtibatlı, masa başında üretilmeyen bilgilerle bir ihtiyaç analizi yapmamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tür ihtiyaç analizlerinin çok büyük çoğunlukla gene Milli Eğitim Bakanlığı kendisi yapıyor zaten. Kendisi soruyor. Yani resmi bir kurumun kendi resmi memurlarına sorduğundan gelen verilerin elbette ki bir değeri vardır ama bu değer ne kadardır onu bilmiyorum. Başka kaynaklardan da sorunun ne olduğuna yönelik araştırmaların, geri dönüklerin olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim problem alanları. Yani bir tanesi dedik yani bu konuda, öğrenme konusunda sorun yaşıyoruz. Eğitimin genel kalitesiyle ilgili bir sorunun bir parçası diyelim. Yani en iyi ihtimalle şey yapalım yani bunu söyleyelim. Yani din derslerinden üniversiteye girişte veya liseye girişte soru soruluyor arkadaşlarım. Son yıllarda soruluyor. Sadece meselemiz oysa din dersinin daha ciddi alınmasını sağlamaksa o soruluyor. Başlandı. Şimdi bu AYIP kararına gelelim. Çünkü bu konu Türkiye'nin çok gündeminde şu anda kamuoyunda gözükmüyor ama arka planda Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği ile ilişkilerde ciddi bir sorun. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz 2007 yılında ve 2014 yılında iki defa mevcut zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersinin programının ve ders kitaplarının yeterince çoğulcu, yeterince objektif ve nesnel olmadığı yönünde Türkiye'yi eleştirdi. İki defa. Yani herhalde iki tane AYIP kararı başka herhangi bir derse nasip olmamıştır diye düşünüyorum. Bu konuda eleştiri var. Avrupa 2014'teki kararında ne diyor? En son kararı esas alayım. Bir defasında diyor, isteyen herkese muafiyet ver diyor. Mevcut durumda 1990'da alınan bir bakanlar komitesi kararına göre Yahudi ve Hristiyan olduğunu ispat eden kişi kiliseden şeye getirecek, bu dersten muaf oluyor.
Ama onun dışında ben ateistim diyor, o muaf olamıyor. Veya Hinduyum diye muaf olamıyor. Müslüman da muaf olamıyor. O diyor ki Avrupa şey, İnsan Hakları Mahkemesi. Burada diyor sen diyor bir din dersinden muafiyet için diyor dinini açıklama veya inancını açıklamaya zorlama diyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 18. maddesi din özgürlüğü ile ilgili, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri 9 veya 11 tam aklımda değil. Mesela bir kimsenin dinini açıklamama, dini ve felsefi inancını açıklamama da din özgürlüğünün bir parçasıdır. İnsan hakları literatürünün bir parçası olarak. Sen burada diyor, dersten muaf olmak için adama işte şu dine mensubum, bu dine mensubum dedirttirmeden bir muafiyet hakkı ver diyor. Aslında bu Avrupa'da tartışılıyor mesela adam Almanya'da Katolik ve Protestan var. Katolik ve Protestanım diyor ve o din dersine giriyor. Yani bu sadece Türkiye ve Norveç ile ilgili bir karar değil aslında. Bu karar o ülkeleri de tedirgin ediyor. O nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları üzerinde eleştiriler yapmaya başladılar. Yani son birkaç yılda yoğun bir şekilde yapıyorlar yani. Çünkü neticede bir derse, mezhebe bağlı bir derse girerken otomatik olarak sen kendi kimliğini açıklamak durumundasın. Dolayısıyla bu dersi herkes alabilir, bir sorun yok. Ama isteyen herkes herhangi bir gerekçe açıklamaksızın muafiyet hakkı ver diyor. İkincisi ise çoğulcu eleştirel olmasın, o eleştirel değil diyor. Şimdi burada tabii ki bir din dersi konusunda çoğulculuk ne demek? Eleştirel olmak ne demek? Objektif olmak ne demek? Valla bunlar ilgili literatürde, din eğitim açısından, hukuk açısından çok tartışma götürür bir konu. Bu din konusunda objektifliği biz nasıl bulacağız? Burada nasıl bu işi halledeceğiz? Yani bunu halletmek çok kolay değil. Yani onu açıkça söyleyeyim ve yakın dönemde de yabancı ülkeler dahil bu konu tartışılıyor. Mesela çoğulculuğu halletmek daha kolay. Yani adı din kültürü ise bu derste bir defasında İslam dışında Türkiye'de çok büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Müslümanların oluştuğuna göre ahim kararında zaten büyük çoğunluğunu İslam din dersine yer verebilirsin diyor. Bunda bir sorun yok diyor. Ama İslam dışı da İslam dini dışında da diğer dinlere de yer ver diyor. Yani programın içerisinde. Artı İslam içerisinde mesela bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürenler Alevi vatandaşlar. Her iki mahkeme kararında Türkiye'de muafiyet verilmediği için iç hukuk yolları tükendikten sonra AİHM'e götürenler de Alevi vatandaşlar ve onların çocukları üzerinden bu iş halloluyor. Onlar da diyor ki ya sen bize okulda sünnilik öğretiyorsun. Arkadaş ben bu ondan muaf olmak istiyorum diyor. Yani Alevilikle ilgili konulara 2010'lu yıllardan itibaren din kültürü ders programlarında yer verilmeye başlanmıştır. Bu defa da 2014 kararında sen Alevilik ve Bektaşilikle ilgili konulara yer veriyorsun ama diyor, yer vermişsin ama diyor. Sen sünni bakış açısıyla ona yer verdin. Yani onların kendi bakış açısıyla yer vermediğin şeklinde eleştiriler yapılıyor. Tabii ki Türkiye bu konuda iç hukuk yollarıyla Danıştay kararları var. Normal mahkemelerin kararları var. Bu konuya bizim Türkiye'deki akademisyenler fazla ilgilenmese bile bu bir problem alanı olarak devam ediyor. Yarın Avrupa ile ilişkilerimiz biraz daha sıcak olmaya başlayacakmış gibi gözüküyor. İlişkilerimiz Avrupa ülkeleriyle daha da iyileşmeye başladığı zaman bu konuları daha çok tartışacağımızı düşünüyorum. Yani AİHM kararlarına göre din dersi nasıl verilir meselesini çok daha tartışacağım. Ki üstelik yani Aleviler kayda değer oranda, Sünnilerden farklı. Yani bunlara da anlamlı bir şekilde din kültürünün içerisinde yer verilmesinin gerekli olduğunu da düşünüyorum yani. Çünkü onlar da bu ülkenin vatandaşı. İşte onların da veyahut da Sünni kesim dediğimiz grubun da yani
birlikte sosyal hayatta komşumuz oluyor, iş yerinde oluyor. Yani onların kültürlerini bilmemizde fayda olduğu muhakkaktır yani. O da kaçınılmaz bir şeydir. Niye bu konuda çok böyle çekimser davranılıyor onu anlamak da tabii her zaman kolay değil. Yani onu da ayrıca belirteyim. Bir ikincisi de eskiden şu söyleniyordu. Yani Türkiye'de çocukların dini öğrenebilecekleri yegane alan din, kültür, ahlak bilgisi herkesin. Biz bununla biraz din eğitimi yapalım. İşte yani dini benimsetmeye çalışalım. Biraz din öğretimi yapalım. İşte objektif din dersi yapalım. Bu fırsat yani bir tane bu elimizde var deniyordu. 2012 yılında 4+4'ün çıkmasıyla birlikte seçmeli din ve değerler eğitimi dersi, 3 tane seçmeli ders var, bir havuz var. Valla din eğitimi almak isteyen için de şey var, yani böyle bir imkan var. Yani isteyen orada alsın. Dolayısıyla bu dersi, din kültürü, ahlak bilgisi dersini daha çoğulcu ve daha bilimsel yapma imkanımız var. İsteyen gitsin, Kur'an istiyorsa onu alsın. Daha benimsetici bir eğitim. Peygamberin hayatını istiyorsa, ilmi hali istiyorsa o dersleri seçsin, alsın istediği kadar. Dolayısıyla bu derse de adına uygun bir şekilde kültür dersi, Türkiye'deki ve dünyadaki belli dini geleneklerin, İslam başta olmak üzere konuşulabildiği bir ortam olsun. Ve tabii gençler şunu da istiyorlar, lise seviyesinde güncel bir tartışma konularının da girmesini istiyorlar. Mesela ben şunu göremedim, hep akademik hayat boyunca da bunun mücadelesini verdim. Ya mesela Ramazan Türkiye'de nasıl yaşanır? Şu din dersi kitaplarına, işte sahurda ne olur, adı din kültürü ya, ne yapılır, ne edilir? İşte korona dolayısıyla ziyafet verilmiyor ama buna benzer iftar sofralarından hepsi yapılıyor. Bunların hiçbirisini anlatmıyorlar arkadaşlar ya. Sadece neredeyse ilmihal bilgisini anlatıyorlar. Niye yaşayan İslam'ı anlatmıyorsun? Veya yaşayan Hristiyanlığı anlatmıyorsun burada? Yani ben bu konuda çok istikrarlı. Yani bu konudaki istikrarı yani şu anki ülkeyi yöneten iktidarla falan sınırlı değil. Neredeyse Cumhuriyet dönemi ve ondan önceki Osmanlı dönemiyle sınırlı bir şekilde yaşayan dine yer vermiyor. Güncel dine yer vermeyince bu defa şey yapıyor yani. İlgisiz kalıyor çocuk. Yani ondan sonra da diyorsun ki bu derslerden niçin insanlar yeterince istifade etmiyor şeklinde görüşler ortaya çıkıyor. Yani en azından benim gördüğüm budur diye söyleyebilirim. Tabii ki bir son epeyce yoğun bir şey var, soru var. Güzel sorular olduğunu da ben görüyorum. Derslerin içeriği vesaire konusunda nasıl bir İslam öğretilmeye çalışılıyor noktasında tabii ki farklı zamanlarda farklı içeriklere yer veriliyor. O konulara çok detaylı girmeyeceğim. Yani din, kültür, ahlak bilgisi benim akademik olarak da en yoğun olduğum alan, o konuyla ilgili sabaha kadar da konuşabilirim ama şimdi onu bir tarafa bırakıp son olarak mesela din, kültür, ahlak bilgisi programı 2017'de değişti, 2018'de uygulamaya konuldu. 2005 yılında bir değişim oldu. İlk öğretimde 2000'li yıllarda oldu. İşte yani buna benzer değişimler oluyor ve bunlar etkiliyor. Bu konuyla ilgili bir anekdot türü bir şey anlatayım. Mesela 2018 yılındaki moda tabir beceri temelli eğitim programı, öğretim programıydı. İşte hükümet programlarında da o yer aldı. Yani valla bu beceri temelli eğitimin ne olduğunu da hepimiz de çok iyi bir anlayamadık. Ama o dönem kısaltılmış müfredat ve beceri temelli eğitim denildi. Ona geçiş yapıldı. 2005-4-5-6 yıllarındaki program değişikliğinde ise AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde ise moda olan tabir yapılandırmacılıktı arkadaşlar. Yani biraz kıdemli olan öğretmen arkadaşlar bunları şey yaparlar. Benim size gönderdiğim materyallerde de bunlar var.
Biz o dönemde gece gündüz yapılandırmacılıkla yatıp onunla kalkıp durduk. Bu nasıl bir şeydir diye öğrenmeye çalıştık. Bunun nasıl dersine adaptasyonu olur hikayeleriyle öğrendik. Ben proje için 1980'li yıllarda yapılandırmacılık diye bir şey yoktu da 2005'te bu iş oldu. Yani bu bir örnek vereceğim. Yani dünyadaki pedagojik açıdan gelişmelerin nasıl öğretim programlarına etki yaptığını din dersi üzerinden anlatmazsınlar. Bunu sizlerle paylaşmayı arzu ederim. Yani sadece din dersi değil, bütün işte matematik dersi, işte tarih dersi, Türkçe, hepsi yapılandırmacılığa göre düzenlendi. Ve çok büyük çoğunlukla da sosyal yapılandırmacılık esas alındı. Sosyal yapılandırmacılığın en önemli teorisyeni Vygotsky denen bir adam. Bu Rus gelişim psikoloğu. 1938'de ölmüş, 37 yaşında ölmüş. 4 saat uyuyormuş kendisi. Babası da bankermiş bunun. Yahudi bir banker. Onun oğlu. Yani birçok kitap yazmış. Yani yapılandırmacı öğrenme teorisi şöyle bir felsefeye dayanıyor. Göreceliliğe dayanıyor. Mutlak doğru yoktur diyor. Kişilere göre doğrular vardır diyor. Yani relativizme dayanıyor. Tamam mı? Bunun felsefesi bu. Yani mutlak bir nesnellik, objektiflik de yoktur diyor. Subjektiflik vardır diyor. Yani biraz postmodern düşüncenin felsefesi diyelim buna biz. Modernite zaten bir doğru olduğunu söylüyor. Dinle niye modernite kavga yapıyor? Din diyor ki doğru ben de diyor kardeşim ben buldum diyor. Modernite de diyor ki ben de buldum diyor. Şimdi hangisi doğru şimdi? Tek doğru var diyor. Yani zımnen onu söylüyorlar. O nedenle aralarında kavga yapıyor. Postmodernite de ise yani o kavga yok. Yani herkes kendi çapında doğrudur diye bir ön kabul var. Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın, sen de haklısın demesi gibi bir şey oluyor bir anlamda. Şimdi Vygotsky'nin esas ana teorisyeni o diye kabul ediliyor. Bunun tabii ki şeyle yönetilen, demokratik olmayan, otokratik bir yönetim biçimi olan Sovyetler Birliği'nde bu adamın kitaplarını falan yasaklıyorlar tabii yani öyle kolay değil. Genç yaşta öldüğü için belki kendisi hapse gitmiyor ama 37'de. Fakat bunun kitapları arkadaşlar 1950'lerden itibaren kitapların hepsi İngilizce'ye çevriliyor. Ben o dönemde epeyce bir araştırdım. Böyle size de biraz anekdot türü olsun diye anlatıyorum. Yani niye o zaman yani şöyle dil engeli yok yani onu anlatmayacağım. Niye 1950'lerde 60'larda onun yapılandırmacı öğrenme teorisi esas alınmıyor da Skinner'in davranışçı öğrenme teorisi esas alınarak programlar hazırlanıyor. Buna daha üst bir boyuttan bakmamız lazım. Yani neticede davranışçı öğrenme teorisinde girdiler vardır, çıktılar vardır. Yani girdi ve çıktıya bakıyor. Öğrenmenin zihinde bıraktığı süreçlere odaklanmıyor. Yani süreçleri hiç önemsemiyor değil. Vurgusu girdi ve çıktı. Yani arada ne oldu ben onu ölçemem diyor, bilemem diyor. Ben gözlemlenebilir, ölçülebilir işlerle uğraşıyorum kardeşim diyor. Ve benim felsefem budur diyor. O nedenle ben nesnel olurum diyor. Ben nesnel olabilirim diyor yani. O açıdan daha farklı durumdayım diyor. Yani ama dünyada da ideolojilerde de şey yok belli. Doğru ideolojinde kapitalizm bir tarafta, liberalizm, kapitalizm, liberalizm. Öbür tarafta komünizm, sosyalizm. Bunların ikisi mücadele yapıyor. Şimdi o da doğru olabilir. Göreceliliği öngören bir paradigma yok dünyada. Dünya devletleri de iki gruba aşağı yukarı bölünmüş durumda. Yani 1945-90 yıllar arası neredeyse bir 50 yıllık dönem dünyada bu şekilde bir durum olmuş. Bu anlayışa uygun öğrenme teorisi davranışçılık arkadaşlar. O nedenle davranışçı öğrenme teorisine göre okullar sizin şekillenir. Komünist tarafta da aynı, kapitalist tarafta da aynı. Ve bu Türkiye'ye de yansıyor tabii ki.
1990'da Doğu bloku Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu defa çoğulculuk falan gündeme geliyor zaten. Yoğun bir şekilde gündeme geliyor. Gündeme gelmesiyle birlikte postmodernite gündeme geliyor. Bu ana ideolojik değişim neye yansıyor? Eğitimin felsefesine yansıyor. Eğitimdeki öğrenme teorisine yansıyor. O nedenle 1990'ların ortasına kadar İngiltere'de, Hollanda'da, ben en azından araştırdıklarımı söyleyeyim, diğerleri de benzer olma ihtimali yüksek. Ne oluyor? Adına yapılandırmacılık denmese bile bu öğrenme modeli ve program geliştirme modeline doğru bir şey oluyor. Bir geçiş oluyor. Oradan 10 yıl sonra da Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Biliyorsun Batı'da olan şeylerin çok büyük çoğunluğu orada belirli bir süre etkin olduktan sonra ülkemize geliyor. Eskiden 30 yılda geliyordu, 10 yılda gelmiş, şimdi belki 5 yılda geliyor. Yani bütün serüven bu. Yani makro düzeyde ideolojik değişim, onun eğitime yansıması, onun programlara ve öğretim programlarına yansıması. 2004-5 yılında çok makbul olan bu yapılandırmacılığa 2018 programlarında ismini bile göremezsiniz. Çünkü bu defa şey yaptık. Niye vazgeçti? Kimler dedi ki bu göreceliliği öngörüyor. Hele din dersinde, tarih dersinde bu iyi bir şey değildir diye. Siyasetler üzerinde etkili olan belli anlayışların olduğunu zannediyorum. Yani net bir kanıtım yok. Bunun üzerine yeni programlarda yapılandırmacı öğrenme teorisi doğrudan zikredilmiyor. Ama pratikte bence ona göre yapılıyor. Sadece ismi kaldırıldı. Çünkü Türkiye'de bizim ürettiğimiz bir öğrenme teorimiz yok arkadaşlar. Üretilen, dünyada üretilen, çok büyük çoğunluğunda Batı'da dediğimiz, sadece coğrafi olarak Batı değil, oralarda üretilenlerden birkaç tanesinden bir tanesini almak zorundayız. Yani bu beceri temelli dedikleri de bunlardan bir tanesidir. Yani şu anki programlara nasıl yansıtıldı onu da bilmiyorum diye düşünüyorum. Evet, yani din, kültür, ahlak bilgisi dersinin son olarak son birkaç cümle söylemem gerekirse Türkiye'deki halkımızın, insanımızın en ortak dini kültürü alabildiği, erişim imkanının en üst düzeyde olduğu bir derstir. Bunun için diğer din eğitimi ve öğretimi alanları içerisinde özel bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. İçinizde bu derse girenler varsa ki vardır öyle anladım ben. Bunu ciddiye alın arkadaşlar. Ve bunu toplumun farklı kesimleri birbirini nasıl anlar? Din konusunda okur yazar nasıl olabiliriz? Bir konuya nasıl bakabiliriz? Onun için bir fırsat olarak görün. Konuşmamın başında bir arkadaşımız mesela bir soru sormuş. Çok enteresan bir soru. Oradan yola çıkarak şimdi soru bölümüne de geçmiş olalım. Diyor ki mesela ben diyor Şafii'yim diyor. Eşim Hanefi. Ben namazlarımı Şafii mezhebine göre devam ediyorum. Eşimin mezhebine geçmiş oluyor muyum? Dini nikahımız Hanefilerinkine göre kılındı. O yüzden sormak istedim demiş. Mesela bu soruyu biz bir şey yapalım. Yani Recep Hocam kaydı devam ettireyim mi yoksa? Ettirebilirsin. Ettirebilirsin. Burada bir sorun yok. Ettirelim Fatma Hoca. Şimdi tipik bir soru bu. Buna değişik yerlerde denk geliyoruz. Yani şimdi düşün. Yani evleniyor, birisi Şafii oluyor, öbürü Hanefi oluyor. Zaten bu Şafilik ve Hanefiliği, Şafii bir ailede doğduysan Şafii oluyorsun. Hanefi bir ailede doğduysan Hanefi oluyorsun. Yapılan araştırmalar tarihin belli istisnai dönemleri hariç %95-96 hangi aile ve çevrede yetiştiysen onun dinine veya mezhebine mensup oluyorsun. Yani çok kafa falan yormuyoruz biz zaten. Şimdi Hanefilere göre namaz kılmak, işte eşlerin bir tanesi Hanefi, bir tanesi Şafii vesaire olduğu zaman bu
sanki din farklılığıymış gibi falan bizim toplumda algılanıyor. Ben akademisyenliğe din sosyolojisinde başladım yüksek lisansa ve Alevilik çalıştım. Arazide çalıştım. 1990-91'de falan teze başladım. Alevi bir köyünde çalışırken arazide bir amcanın tezle ilgili diğer şeyleri unuttum ben şu anda çünkü 30 yıla yakın geçti. Ama bir amcanın bana söylediği bir sözü hiç unutmadım. Hocam dedi, Türk milleti dini zayıf, mezhebi kuvvetli bir millettir dedi. O aklımda benim. Dini zayıf, mezhebi kuvvetli. Şimdi bu soruyu soruyan Ezgi'ye diyorum ki ben, ya İslam esastır. Mezhepler bu konuyla ilgili pratikte bizim işimize yaraması için oluşturulan yorumlardır. İstediğin gibi namaz kılabilirsin. Herhangi bir mezhebe göre kılabilirsin. Şafii'ye göre kılabilirsin. Nikahın yani Allah bize kıyamet gününde hangi mezhepten olduğumuzu falan da sormayacak. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili mesela biz şey yaşadık kişisel anlamda da. Ben Türkiye'nin güya en yüksek puanlı öğrenci olan Marmara İlahiyatı'nda mezunum. Namazlardaki öğle ikindi ile akşam yatsı namazları arasındaki cem'i takdim veya tehir meselesini bilmiyordum biliyor musun mezun olduğumda o dönemde. İngiltere'ye doktoraya gittim. Ya çıkıyorum dışarıda namaz kılacak yerim yok veya kışın işte öğle ile ikindi arası akşam yatsı çok dar. Cem meselesini ben orada öğrendim mecburen. Bu Hanefilik'te yokmuş. Diğer mezheplerde bir şekilde var. Konuyla ilgili hadisler var. Dolayısıyla mezhepler pratikte faydalı ama mezhebe asla din yerine koymamamız lazım. İstediğin mezhebe göre de namazı kılabilirsin. Hiçbir sakıncası da yoktur. Onu ifade etmiş olayım. Aslında din derslerinde de ise bir konuya mesela Hanefilik nasıl bakıyor, Alevilik, Şiilik nasıl bakıyor? Böylelikle çoğulcu bir şekilde bir din dersi öğretiminin de yapılması lazım. Bu yapılan öğretim sayesinde farklı bakış açılarımızın gelişmesine katkı sağlaması lazımdır diye düşünüyorum. Yani tabii bu konuda söz söylemek, kültür çok kökleşmiş bu konuyla ilgili. Yani bu mezhep kültürü kökleşmiş. Ama yani şeyi soruyorsan, İslam açısından soruyorsan, Kur'an ve onun en iyi örneği olan Peygamber Efendimiz'in uygulamaları esastır. Diğerleri pratikte fonksiyonsuzdur demiyorum bakın. Ama onları din yerine koymayalım diyorum. Sadece bir yorum olduğunu bilelim diyorum. Şimdi sorulara gelelim. Nur Evşan Anık şöyle bir soru sormuş. Hocam din kültürü dersi nesnel ve çoğulcu anlayışta yapılmak zorunda mıdır? Sınıfımızın tamamının Müslüman öğrencilerden oluştuğunu biliyorsak bu dersi benimsetici olarak işlememiz bir